Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu indirekte rede. Hatırlayacak olursanız önceki ders videolarımızda indirekte rede konusuna bir başlangıç yapmış olduk. Bunun temelini atmış olduk. Ancak bu dersimizde bu öğrenilmiş olan indirekte rede kalıplarını çeşitli alıştırmalarla pekiştiriyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğe bakacak olursak arkadaşlar, Der Vater sagte seinem Sohn. Evet, bu cümle ne diyor arkadaşlar? Der Vater baba sagte seinem Sohn. Evet, oğluna, değil mi? Präteritum halde söylemek, değil mi? Söylemişti, değil mi? Oğluna ne söylemişti? Tırnak içerisinde sei nicht so laut. Sein olmak değil mi? Sei nicht so laut. So laut, o kadar gürültülü olma der Almanlar. Türkçe'de ne deriz güzel Türkçemizde? Gürültülü olma deriz değil mi? Bakın burada Almanca'da pekiştireç so laut şeklinde ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla sei nicht so laut, gürültülü olma, yani gürültü yapma anlamına gelmiş oluyor. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde, yani indirekt yaptığımızda ne yapacağız? Buradaki şeyi yeniden söylenmiş olan şeyi dolaylı olarak anlatıyor olacağız. Ne yapacağız? Bakın burada baba için defata yerine er diyebiliriz. O ona dedi ki, değil mi? Er sagte ihm, buradaki ihm'den kasıt seinem Sohn. Bakın burada bir datiflik var aslında baktığımızda, değil mi? Ona dedi derken seinem Sohn ihm olmuş oluyor. Er sagte ihm. Bakın burada es solle nicht so laut sein, o kadar gürültü olmamalı gibi düşünmek lazım. Şimdi cümlenin içerisinde bunu önceki ders videomuzda anlatmıştık. Eğer sollen varsa bu talep etmek ya da emir anlamında kullanılan bir yapıydı sollen. Halbuki sollen'i biz ne olarak görmüştük A1 konusunda, A1 derslerinde? Melimalı anlamındaydı. Ancak buradakinin anlamı hani yapma, gürültü yapma diye söyledi anlamına getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla er sagte ihm, er solle nicht so laut sein. Baba oğluna dedi ki gürültü yapma gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani gürültü yapmamasını söyledi anlamı çıkmış oluyor. Dolayısıyla burayı bir tekrar edelim isterseniz. Defa sagte seinem Sohn, babası oğluna dedi. İki nokta üst üste, evet, tırnakları açıyoruz ve sei nicht so laut, gürültü yapma anlamına gelmiş oluyor. Ancak so laut, az önce dediğim gibi, o kadar gürültülü olma, sanki az gürültü yap gibi, değil mi? Böyle bir şey tabii ki değil. Güzel Türkçe'de bunun karşılığı gürültü yapmadır. Dolayısıyla bu iki cümleyi bir araya geldiğimizde ve indirekte rede formuna soktuğumuzda ne yapacakmışız? Sollen modal fiilini işin içerisine katacakmışız. Böyle olduğunda ne oluyormuş? Zorunluluk anlamına gelmiş oluyormuş, değil mi? Dolayısıyla er sagte ihm, er solle nicht so laut sein demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Der Mitarbeiter sagte. Öncelikle buna bir bakalım. Der Mitarbeiter neydi? Çalışan demek arkadaşlar. Diyelim ki biz bir ofiste çalışıyoruz ya da fabrikada, her neredeyse. Yanımızdaki çalışan, yani birlikte çalıştığım kişi için Mitarbeiter diyebiliriz. Yani kısacası çalışan. Dolayısıyla ne demiş? Der Mitarbeiter sagte. Sie war gestern hier. Evet, sie bir kadından bahsediliyor değil mi? Gestern neydi? Dün burada. Şimdi arkadaşlar bunun ben dolaylı anlatıma başvuracak olursam, bir şeyden bahsederken ve dolaylı anlatım yaptığımda o dün buradaydı demem de ne derim? Yani Almanca mantığında düşünecek olursak çalışan onun orada olduğunu söyledi şeklinde. Hatta gestern için dün değil de çünkü orada bir aktarım olduğundan dolayı önceki gün ibaresini kullanmam gerekiyor. Ancak bu
durum, bu olay aynı gün içerisinde cereyan ediyorsa tabii ki gestan diyebiliriz. Ancak bir aktarım söz konusuysa ve söz gelimi aradan 2-3 gün geçtiyse önceki gün deriz ya, değil mi? Gazetelerde de öyledir. Önceki gün şeklinde ibareler vardır. Dolayısıyla burada da önceki gün ibaresini koyuyor olmamız gerekiyor. Nasıl değerlendiriyoruz ona bir bakalım. Indirekte rede'de. Yani der mit arbeite yerine er sagte, bakın burada bir daslı cümle var. Dass sie am Tag zuvor. Bakın am Tag zuvor önceki gün demek. Halbuki burada tırnak içerisinde ne diyor? Gestern, dün. Ancak burada bir yeniden bir aktarım olduğu için, çünkü üçüncü kişi devreye giriyor değil mi? Dolayısıyla orada ne yapmış oluyor? Bunu yeniden aktardığı için am Tag zuvor önceki gün demek ki gestern'ı işaret ediyor. Hier, burada demem. Çünkü söz gelimi bu bir gazeteci ise burada demez değil mi? Çünkü olay yerinde. Dolayısıyla hier yerine ne diyeceğiz? Dort, orada diyeceğiz. Değil mi? Demek ki hier yerine dort diyoruz. Gestern yerine de am Tag zuvor demem gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var ki o da şu. Bakın burada va neydi? Geçmiş zamandan kastedildiğinde değil mi? Sie war gestern hier, o dün buradaydı demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Präteritum'da. Ama ben bunu indirekte rede'ye aktardığımda ne demiştik önceki ders videolarında? Ne yapıyorduk? Konjunktif 1 kullanmam gerekiyordu. Dolayısıyla burada şimdi va neyin yalın hali? Yani mastarda va nedir? Sein. Yani olmak. Sein peki konjunktif 1'de ne oluyordu? Hatırlayalım. Sei oluyordu. Öyle değil mi? Bunu iki önceki ders videomuzda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaş varsa mutlaka orayı, o ders videosunu izlesin. Demek ki sein ne oluyormuş? Konjunktif 1'de sei oluyormuş. Peki ben bununla beraber neyi kullanmam lazım? War gewesen'i kullanacağım. Yani kafanız karıştı mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ne yapmış oluyorum? Sanki perfect yapıyormuş gibi davranıp hemen ardından ne yapıyorum? Konjunktif 1'i yapıştırmış oluyorum. Yani gewesen ist demiyorum da ne diyorum? Gewesen sei diyorum. Bu kadar kolay aslında. Yani çok böyle büyük gelmesin size. Buradaki va demek ki konjunktif 1 olarak değerlendireceğim. Ve sanki perfect yapıyormuş gibi davranacağım. Halbuki gewesen ist yerine gewesen sei oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi bir toparlayacak olursak er sagte, dass sie am Tag zuvor dort gewesen sei demem gerekiyor. Tabii dediğim gibi aynı, yani o olay aynı gün cereyan ediyorsa, o olay aynı gün oluyorsa, o zaman am Tag zuvor demem ne derim? Gestern derim. Hatta olay yerindeysem dort demem, burada derim, hier derim, öyle değil mi? Bu kadar kolay. Aslında bakıldığında hani işin içerisine artık mantık giriyor. Dolayısıyla ben orada olmadığım için burada diyemeyeceğimden dolayı dort demem gerekiyor. Önceki gün, yani dün olmayan bir şey için de kalkıp gene gestern demem. Değil mi? Güzel Türkçe'de ne derim? Önceki gün derim. Almanca'da da durum böyle. Am Tag zuvor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Vater sagte seinem Sohn, sei nicht so laut. Der Vater sagte seinem Sohn, sei nicht so laut. Er sagte ihm, er solle nicht so laut sein. Er sagte ihm, er solle nicht so laut sein. Der Mitarbeiter sagte, sie war gestern hier. Der Mitarbeiter sagte, sie war gestern hier. Er sagte, dass sie am Tag zuvor dort gewesen sei. Er sagte, dass sie am Tag zuvor dort gewesen sei. Sıradaki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, der Arzt sagte ihr, evet, doktor ona dedi ki, ne demiş? Arbeiten Sie nicht so viel. Evet, arbeiten neydi arkadaşlar? Çalışmak değil mi? Saygı formundaki Sie'yi görüyoruz. Nicht so viel, o kadar çok çalışmayın değil mi? Evet, doktor demek ki
ona ne diyor? Bu kadar çok çalışmayın. Arbeiten Sie nicht so viel. Şimdi bu iki cümleyi indirekte rede yaptığımda, şimdi bakın burada bir talep söz konusu olduğu için ama aynı zamanda da sollen taleplerde ve emirlerde kullanılıyordu. Dolayısıyla bu doktor, değil mi, hastasından öyle bir ricada bulunuyor. Yani bu kadar fazla çalışmayın diye öneride bulunuyor. Dolayısıyla sollen'i kullanmam gerekiyor. Tabi sollen'i neye göre çekimlemem lazım? Konjunktif 1 ve onu da üçüncü tekile göre değerlendirmem lazım. Çünkü kadından bahsetmiş oluyoruz, değil mi? Ancak burada birebir doktor ve hastası karşılıklı olarak görüştüğü için ne yapıyor? Saygı formunda o kadar çok çalışmayın diye ne diyor? Arbeiten Sie nicht so viel. Böyle bir öneride bulunuyor. Ancak üçüncü kişi bunu söylerken ne diyor? O ona dedi ki o kadar çok çalışmasın. Dolayısıyla ne yapacağız? Solle formunu kullanacağız. Neye göre? Konjunktif 1'deki Sie'ye göre çekimliyor olacağız. Yani üçüncü tekil. Bakalım o zaman. Der Arzt sagte ihr, değil mi? Doktor ona dedi ki, bir kadından bahsediyoruz. Der Arzt sagte ihr, Sie sollen nicht so viel arbeiten. O kadar çok çalışmasın, değil mi? Demiş oluyoruz güzel Türkçe'de. Dolayısıyla o kadar çok çalışmasının birebir karşılığı Almanca'da Sie sollen nicht so viel arbeiten cümlesiymiş. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor bize? Der Lehrer informiert. Der Lehrer neydi? Öğretmen demekti. Informieren, informieren bilgilendirmek demek, değil mi? Informe, informasyondan geliyor. Yani bilgi vermek demek ki informieren eylemi. Informasyon da bunun isim haliydi, hatırlayalım. Dolayısıyla öğretmen bilgi veriyor. Evet, der Lehrer informiert. Nasıl bir bilgi veriyor? Alle Schüler sind krank. Bütün öğrenciler neymiş? Krank. Hasta. Tüm öğrenciler hasta. Şimdi biz bunu, değil mi, söz gelimi bir basın yayın, değil mi, bir gazete olabilir, bir televizyon olabilir. Bunu üçüncü kişi nasıl yorumluyor olacak? O dedi ki tüm öğrenciler hasta şeklinde ne yapıyor olacağız şimdi? Bunu dolaylı olarak anlatıyor olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Er informiert. Alle Schüler seien krank. Bakın buradaki sind ne oldu? Konjunktif 1'de bunu görmüştük. Sind ne olacak? Seien olacak. Çünkü alle Schüler seien, bu aslında ne olmuş oluyor arkadaşlar? Üçüncü çoğul formuna dönüşüyor, değil mi? Alle Schüler denildiğinden ne oluyor? Çünkü bütün öğrenciler kimler oluyor? Onlar. Üçüncü çoğul. Dolayısıyla üçüncü çoğuldaki olmak, yani sein nasıl yorumlanıyordu konjunktif 1'de? Sein. Dolayısıyla ne diyeceğiz? O bilgilendirdi ki tüm öğrenciler hastaymış. Dolayısıyla er informiert alle Schüler seien krank şeklinde yorumlanmış oluyor. Birebir karşılık bulması ...dan dolayı size bunu birebir Türkçesini vermiş oluyorum. Yoksa artık biliyorsunuz ne kadar Türkçe konusunda hassas olduğumu. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Der Arzt sagte ihr, arbeiten Sie nicht so viel. Der Arzt sagte ihr, arbeiten Sie nicht so viel. Der Arzt sagte ihr, Sie sollen nicht so viel arbeiten. Der Arzt sagte ihr, sie sollen nicht so viel arbeiten. Der Lehrer informiert, alle Schüler sind krank. Der Lehrer informiert, alle Schüler sind krank. Er informiert, alle Schüler seien krank. Er informiert, alle Schüler seien krank. Sıradaki alıştırmaya baktığımızda arkadaşlar, Die Dame sagte, evet, die Dame neydi? Hanım anlamında, değil mi? Ya da işte kadın derken, bu tabi birazcık daha ne olmuş oluyor? Biraz daha kadına dair güzel bir ifade. Hanım, değil mi? Die Dame sagte, ne demiş? Herr Müller hat mir beim Umzug geholfen. Bunları bir anlamlandıralım. Bei Müller, demek ki Herr Müller. Beim Umzug, Umzug neydi arkadaşlar?
evden eve taşınma, değil mi? Beim Umzug demek ki taşınırken helfen, bakın hat geholfen, perfekt zamanda yardım etti derken hat geholfen, bana derken de neydi bu? Mia. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Bay Müller bana taşınırken yardımcı oldu anlamına gelmiş oluyor. Demek ki ben şimdi bu iki cümleyi indirekte rede yaptığımda, şimdi bunu üçüncü kişinin söylediğini farz edecek olursak, Didame sagte Herr Müller hat mir beim Umzug geholfen. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada bunu, buradaki habene ne yapacağız? Kadına göre yorumlayacağız. Yani konjunktif 1 yapacağız. Dolayısıyla konjunktif 1 yaptığımızda ne oluyordu hatırlayalım? Habe oluyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla baktığımızda bakın buradaki yapıyı aynen buraya taşıyoruz. Didame'ye gerek yok diye de biliriz, fark etmez. O dedi ki derken Sie sagte Herr Müller, bakın burada habe ihr beim Umzug geholfen demiş oluyoruz. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Demek ki ne yapıyoruz her halükarda? Bu ve buna benzer cümlelerde konjunktif 1'e çevirmiş oluyoruz asıl fiilimizi. Dolayısıyla burada da habe ihr, demek ki burada mia bana diyor. Ancak burada üçüncü kişi olduğundan dolayı değil mi? Diyor ki o ona yardım etti. Dolayısıyla habe ihr şeklinde yorumlamam gerekiyor. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak ne demiş oluyoruz? Sie sagte, o dedi ki Herr Müller habe ihr beim Umzug geholfen. Bay Müller ona taşınırken yardımcı oldu demiş oluyoruz. Ve son örneğimize bir bakalım. Ne diyor bu cümle bize? Die Studentin sagte. Evet, die Studentin ve die Schülerin, bu genellikle karıştırılan iki şey. Yani genelleme yapıyoruz ama Almanca kolay takipçilerinin bunu karıştırdığını hiç sanmıyorum. Dolayısıyla die Studentin arkadaşlar üniversite öğrencisi demek. Die Schülerin de ilkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kapsamış oluyor. Ama bunlar tabii ki değil mi? Kız öğrenci kapsamında değil mi? Çünkü in takısı var. Dolayısıyla die Studentin sagte derken üniversite öğrencisi kız olan değil mi? Ne diyor? Ich wartete eine Stunde auf den Bus. Evet, warten neydi arkadaşlar? Beklemek demekti. Değil mi? Bunu biz preteritum yaptığımızda ne olacak? Wartete, değil mi? Ben bekledim, beklemiştim diyebiliriz bunun Türkçe karşılığını. Bir saat boyunca, eine Stunde, bir saat boyunca değil mi? Bir auf den Bus, otobüsü derken, auf den Bus warten, otobüsü bir saat boyunca beklemiştim derken ich wartete eine Stunde auf den Bus. Bunu kim diyor? Öğrenci diyor. Şimdi bunu üçüncü kişi söylüyor oluyorken ne olacak? Dolaylı bir anlatım olacak. Dolayısıyla buradaki warten ne olacak arkadaşlar? Wartete preteritum halde. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Konjunktif 1 ve perfect zamanı eviriyor olacağız. Yani perfect zamanı kullanıyormuş gibi ne yapacağız? Partizip 2 aslında perfect zamanmış gibi dediğim. Warten ne olacak? Gewartet olacak. Çünkü partizip 2 yapmış oluyorum. Buradaki haben de Sie'ye göre yorumlanmış olacak ve bunu da ne olarak yorumlayacağız? Konjunktif 1 olarak Sie habe diye görmüş olacağız. Çünkü iki ders videosu öncesinde, yani bir değil bir önceki ders videosunda bunu ayrıntılı görmüştük. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ders videosuna baksınlar. Burayı toparladığımızda demek ki o dedi ki Sie sagte Sie habe eine Stunde auf den Bus gewartet. Yani onun demesine göre o bir saat boyunca otobüsü beklemiş demiş oluyoruz. Ancak şunu da altını çizmekte fayda var. Beklemiş falan derken burada asla işte dalga geçme ya da aşağılama gibi bir anlam yok arkadaşlar. Onun demesine göre demiş oluyoruz. O sebepten miş demiş oluyorum burada. Yanlış bir anlamaya mahal vermeyelim diye bu açıklamayı yapıyorum. Dolayısıyla burayı toparladığımızda Sie sagte, Sie habe eine Stunde auf den Bus
gewartet demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Dame sagte, Herr Müller hat mir beim Umzug geholfen. Die Dame sagte, Herr Müller hat mir beim Umzug geholfen. Sie sagte, Herr Müller habe ihr beim Umzug geholfen. Sie sagte, Herr Müller habe ihr beim Umzug geholfen. Die Studentin sagte, ich wartete eine Stunde auf den Bus. Die Studentin sagte, ich wartete eine Stunde auf den Bus. Sie sagte, sie habe eine Stunde auf den Bus gewartet. Sie sagte, sie habe eine Stunde auf den Bus gewartet. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde indirekte rede konusunu daha önceden öğrenmiş olduğumuz bu yapılarla beraber ne yapmış olduk bu ders videomuzda? Pekiştirmiş olduk. Çeşitli örneklerle ne yapmış olduk? Bunları zenginleştirmiş olduk değil mi, öğrenmiş olduklarımızı? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.